8. sorumuzda diyor ki dış basıncın 2P olduğu bir ortamda bulunan X, Y ve Z ideal gazlarının sıcaklıkları aynıdır. Bu sisteme aynı sırada uygulanan aşağıdaki işlemlerle ilgili yargılanın hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki yalnız A musluğu açılırsa birinci ve 3. bölümlerde birim hacimdeki mol sayıları eşitlenir diye sorulmuş Evet arkadaşlar bakın bu musluğu açtığımızda bu kapların hacimleri eşit mi? Eşit. O zaman bunlarda bulunacak gazların molleri eşit olur. Çünkü hacimle doğru orantılı olarak dağılır. O zaman bu ifademiz doğru. Yani birim hacimdeki madde mol eşitlenir. Yalnız B musluğu açılırsa 3. bölmenin hacmi küçülür. Şimdi yalnız B musluğunu açarsak şunu da belirtelim. Dış basıncımız 2 pymiş O zaman iç basıncımız da 2P olur. Çünkü pistonlu kaplarda dış basınç iç basıncı eşittir. O zaman şu musluğu açtık. İki tane gaz karışacak. Buradan P1 V1 artı P2 V2 eşittir P son V son eşitliğini kullanabiliriz. Basıncımız P hacmimiz V artı buradaki basınç 2P hacmimiz V eşittir P son 2P olduğu için pistonlu kap olduğu için son basıncımız yine değişmeyecektir. 2P peki son hacmimiz acaba kaç olur? Burada bir tane var. Burada da iki tane var. O zaman 3PV eşittir. 2P çarpı V son. E şuradan P'ler birbirini götürdü. O zaman iki karşı yaptık. Bölüm olarak geçti. 3 bölü 2'den 1.5V olacaktır. Son hacmemiz. O zaman zaten burası V ve burası değişmeyecektir. Çünkü sabit hacim yukarı. O zaman 1.5 olması için pistonun gelip şöyle ortada durması lazım. Şurası 0.5 V'ye düşer. Şu ikisinin toplamı 1.5 ve olacakmış. O zaman doğrudur. Üçüncü kabın hacmi yarıya düşüyor, azalıyor. Son ifademize baktığımızda A ve B muslukları birlikte açılırsa ikinci bölmedeki gaz miktarı artar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bun, burada da şunu söyleyelim. Son basıncımızı hesaplayalım. E, basınç üzerinden gideceğiz. Şimdi bütün kapları yani bütün muslukları açtık. P1, V1 artı P2 V2 artı P3 V3 eşittir. P son çarpı V son. Şimdi burada e, bakalım. İlk basıncımız 3P hacmimiz V artı ikinci kaptaki basıncımız P hacmimiz V artı üçüncü kaptaki basıncımız 2P hacmimiz V eşittir. 2P çarpı V son. Bakalım bu piston nerede duruyor. Onu bulmaya çalışacağız. Yani son basınç 2p oluyor. Onu kontrol ediyorum. Onu tekrar belirteyim. Şurası 3pv. Bir tane de burada 4. 2 de burada. 6. O zaman 6pv eşittir 2p çarpı V son. O zaman buradan p'ler birbirini götürdü. 6 bölü 2 den evet, V son. Eşittir 3 olacak Yani burada piston yer değiştirmeyecek. Şurada duracak çünkü V burada. Bir V de burada. Bir V de burada. Ve her kaptaki basıncımız son basıncımız. Burası 2P olacak. Burası 2P olacak. Burası 2P olacak. Bakın buradaki basıncımız P'den 2P'ye çıkıyor. O zaman buradaki basıncın artması demek gaz miktarının artması demektir. Neden? Onu da şöyle söyleyeyim. P, V, N, R, T. Bakın bu kabın içerisinde hacim değişiyor mu? Hayır. R değişiyor mu? Hayır. Sıcaklık değişiyor mu? Hayır. O zaman basıncın artması demek içteki gazın miktarın artması demektir. O zaman üçüncü ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsi olacaktır. Birinci sorumuz da diyor ki şekildeki özdeş kaplarda bulunan ideal gazların basınç ve sıcaklıkları eşittir. Buna göre M musluğu açıldığında yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki metan gazının basıncı yarıya düşer. Et, burada musluğu açtığımızda bakın hacim iki katına çıkıyor. Hacim iki katına çıkıyorsa basınç yere düşer. Şöyle söyleyeyim P, V, N, R, T bakın. Metanın basıncı için şunu söyleyebilir miyiz? Mol sayısı sabit değişmiyor, R değişmiyor, sıcaklık değişmiyor. Bu tarafta değişen bir şey yok ama hacim iki katına çıkıyor. O zaman burada basınç yarıya düşer. İkinci yargımıza baktığımızda B kabında gaz yoğunluğu ilk duruma göre artar demiş. Şimdi başlangıçta mesela bunların basınçları, hacimleri ve sıcaklıkları eşit. Mesela desek ki burada 1 mol gaz olsun. Burada da 1 mol gaz olsun. Başlangıçta bu şekilde olsun. Molleri eşittir ve 1 dedik. Şimdi 1 mol hidrojen nedir? 2 kere 1, 2 gramdır. Burası ise karbon 12 hidrojen 4, 16 yani bu tarafta 16 gramdır. Şimdi son durumda siz musluğu açtığınızda Şimdi bu gazlar her tarafa eşit olarak dağılacağı için Yani burada 0.5 mol metan kalacaktır. Metanın yarısı ise karşıya geçecektir. 0.5 mol metan da burada olacaktır. Hidrojenin 0.5 molu bu tarafa gelecektir. 0.5 mol ise diğer kabın içerisinde kalacaktır. Son durumda da böyle olacaktır. Yani hidrojenin yarısı 1 gram yapar. Metanın yarısı ise 8 gram yapar. Aynı yani başlangıçta 16'ya 2 diye. Yani. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Buradaki gaz e, kütlesi artıyor. Değişiktir. m bölü ve hacmi değişmeyecektir. Şuradaki kabın. Ama içerideki gazın kütlesi artıyor. O zaman yoğunluğu da artar. İkinci ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda sistemdeki son basınç gazların başlangıç basınçlarının toplamı kadar olur demiş. Şimdi gazların başlangıç basınçları toplamı kaçtır? P da. Daha 2P. Bakalım. 2P çıkıyor mu? Neyi kullanacağız? P1, V1 artı P2, V2 eşittir. P son, V son. Şimdi basıncımız birincisi için P çarpı V. İkincisi için P çarpı V. Eşittir. P son çarpı. Son hacmimiz 2V. O zaman burası 2 P çarpı V yapar. P son çarpı 2V. O zaman buradan 2'ler ve V'ler birbirini götürse son basıncımız yine P olur. O zaman bunların toplamı kadar olmuyor. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap 1 ve 2 yani C şıkkıdır arkadaşlar. Şekildeki sistemde bulunan ikinci bölmeye bir miktar daha B ideal gazı ekleniyor. Buna göre birinci bölmedeki A ideal gazının niceliklerindeki değişimler nasıl olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buraya bir miktar daha B ekliyoruz. Şimdi buraya bir miktar daha B eklediğimizde e, şuradaki pistona basınç uygulayıp pistonu bu tarafa doğru itekleyecektir. O zaman A ideal gazı için öz kütle sorulmuş öncelikle değiştir M bölü V. Şimdi A'dan eklemediğimiz için kütlesi sabit. Ama ne yapıyor? Piston sola doğru ilerleyeceği için hacmi azalır. Hacmi azaldığı için öz kütlesi artar. Birincisi artar olacak. P çarpı yani P çarpı V Şimdi sormuş. Basınç hacim çarpımı diyelim. Şimdi P ve ediyoruz arkadaşlar. Şimdi A gazı için şunu söyleyebilir miyiz? Mol sayısı değişiyor mu? Hayır. R'si değişiyor mu? Hayır. Sıcaklığı değişiyor mu? Hayır. Şimdi denklemimizde ve bu, bu taraf sabit o zaman PV çarpımında ne olacaktır? Sabit kalacaktır o zaman burası değişmez olacaktır. Yani hacmi azalır. Aynı oranda basıncı artıyor ve şurası değişmez. O zaman bu durumda artar ve değişmez. Cevap yani B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz da diyor ki şekildeki düzenekte kaplar arasındaki musluk sabit sıcakta açılıyor. Buna göre son durum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Diyor ki bir A şıkkında son basınç 4P bölü 3'tür. Şimdi birden fazla gazı karıştırıyorsak ne yapıyorduk? P1 V1 artı P2 V2 eşittir P son V son. Şimdi P1'imiz P. Hacimimiz 2V. P2'miz 2P Hacmimiz V P sonumuz kaç olur? Hacmimiz 2V burada. V de burada 3V O zaman şurası 2 çıkar. Şurası 2 çıkar. 4PV eşittir. P son çarpı 3V O zaman buradan V'ler birbirini götürdü. 3'ü karşıya attık. Bölüm olarak geçti. Buradan P son eşittir. 4P bölüm 3 olur. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde diyor ki birinci kaptaki basınç artar. Bakın birinci kaptaki basınç P'de son basınç. Sonuçta gazlar kabın her noktasına aynı basıncı uygulayacağı için son basıncımız 4P bölü 3 oldu. O zaman burası P'den 4P bölü 3'e yükselmiş. O zaman ikinci ifademiz doğrudur. C şıkkına baktığımızda ikinci kaptaki tanecik sayısı azalır denilmiş. Şimdi bunu da şöyle söyleyebiliriz. Tanecik sayısı basınçla doğru orantıda. Yani çok gaz varsa çok basınç uygular. E, basınç azalırsa Demek ki tacik sayısı azalıyor. Bakın burada 2P'den 4P bölü 3'e düşüyor. O zaman buradaki basınç azaldıysa demek ki buradaki gaz miktarı azalmıştır. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına baktığımızda ikinci kaptaki mol sayısı birinci kaptakinden fazladır demiş. Burada da şunu söyleyebiliriz. Mol sayısı hacimle doğru orantılıdır. Bakın burada 2V var. Burada V var. Yani buradaki mol sayısı buradaki mol sayısının 2 kat olacaktır. Çünkü mol ile doğru orantılı olarak Dağılacaklardır. Onu da şöyle söyleyelim. Hani ideal gaz denklemimizi yazarsak P, V, N, R, T her iki kaptaki basınç aynı. Sıcaklık aynı, R aynı. O zaman hacimle mol sayısı doğru orantıdır. Yani 2V'de daha fazla gaz olur. O zaman bu ifademiz yanlıştır. X gazının P çarpı V değeri değişmez demiş. Şimdi X gazı için şunu yorumlarsak P, V, N, R, T X mol sayısı değişiyor mu? Hayır. Toplamda R değişiyor mu? Hayır. Sıcaklık değişiyor mu? Hayır. Formülü o zaman bu taraf değişmiyorsa P çarpı V değeri de değişmeyecektir. Yani burada tamam hacim artır ama basınç da aynı oranda azalıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Burada yanlış olan değişiklidir arkadaşlar. Dördüncü soruda şöyle söylenmiş. Aşağıdaki sistemde sıcaklıkları eşit, ideal, azot ve hidrojen gazları dengede durmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımıza diyor ki azot gazının tanecik sayısı hidrojen gazının tanecik sayısının 3 katıdır. Yani tanecik sayısı mol sayısıyla doğru orantılı. Yani azotun molü hidrojenin molünün 3 katıdır demek istiyor. Şimdi burada arada piston olduğu için bunların basınçları eşit. Yani P, V, N, R, T dedik. Şimdi basınçları eşit çünkü pistondan dolayı. Sıcaklıkları da eşit. R zaten sabit. O zaman hacimle mol sayısı doğru orantılı. Bakın burası 3 ve yani burada 3 mol gaz olursa burası V. o zaman burada 1 mol olacak. O zaman bu durumda birinci ifademiz doğru oluyor. İkinci ifademize baktığınızda sistem ısıtılırsa piston sabit kalır. Yani siz bu sistemi ısıttığınızda sonuçta ikisi de aynı oranda ısınacağı için yani burada mol sayıları değişmiyor. R değişmiyor. Sıcaklıklar da aynı oranda artacağı için yani burada o zaman basınçları ve hacimleri değişmeyecek. Yani piston yine burada kalacaktır arkadaşlar. Bu ifademiz de doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda M musluğundan bir miktar azot gazı daha eklenirse hidrojen gazının P çarpı V değeri artar. Şimdi burada azot ekliyormuşuz. Azot eklediğimizde hidrojen için şu yorumu yapabilirsiniz. P, V, N, R, T dediniz. Şimdi hidrojenin mol sayısı değişir mi? Hayır eklenmiyor. Hidrojenin R değeri değişir mi? Hayır sıcaklık değişiyor mu? Bu da değişmiyor. O zaman formülle bu tarafta herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır. O zaman P çarpı V değerimiz de sabit kalması lazım. Yani piston et evet, e eklenen azottan dolayı sol tarafa gidecektir. Hacmi azalacaktır ama aynı oranda basıncı artacak demek ki şurası sabit kalacaktır. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Bu durumda cevap değişiklik yani 1 ve 2'dir. Beşinci soruda bir ki aşağıdaki sistemde sabit sıcakta helyum ideal gazının bir kısmının 2 numaralı kaba geçmesi sağlanıyor. İkinci kaptaki son basınç 2,5 atmosfer olduğuna göre birinci kaptaki helyum gazının yüzde kaçı ikinci kaba geçmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada e, şunu yapabiliriz. Mol sayısı verilmemişse basınç hacim çarpımını mol olarak alabiliriz. Bakın burası 5 beş çarpı 5'ten başlangıçta 25 mol olursa. Şimdi buraya geçen gaz burada 2,5 atmosfer basınç yapıyormuş. O zaman buradan 2,5 çarpı 2'den burası 5 mol yapar. Yani elimizde başlangıçta 25 mol gaz vardı. 5 mol'ü karşıya geçmiş. O zaman 25 mol'de 5 mol ise yüzde kaçtır? Buradan x eşittir. 100 çarpı 5 bölü 25. Evet buradan sadeleştirdiğimizde aşağıda 5 kalacaktır. 100 bölü 5'ten 20 olarak çıkacaktır. Yani bu durumda cevap B şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzda diyor ki aynı sıcakta X ve Z ideal gazları bulunan kaplar arasındaki musluk açılıp bekleniyor. Buna göre X ve Z gazlarının niceliklerinin hangileri kesinlikle eşit olur diye sorulmuş arkadaşlar. Evet buradan musluğu açtınız. O zaman bu gazlar ne yapacak? Birbiri içerisinde dağılacak. Ve hacimleri eşit olacak. Sonuçta aynı kabın içerisinde bulunacağı için şu kesin eşit olacak. Mol sayısı için şunu söyleyebiliriz. Bakın mol sayısı verilmeyen sorularda basınç hacim çarpımına mol sayısıyla doğru orantılı olduğu için mol sayısını eşit olarak alabilirsiniz. Bakın burada Z'nin basıncı daha büyük. Neden? Çünkü civa'yı daha çok eteklemiş. Yani bu durumda Z'nin basıncı X'in basıncından büyükse hacimleri başlangıçta eşitmiş. O zaman Z'nin mol sayısı X'in mol sayısından büyük oluyor. Yani burada musluğu açsanız da açmasanız bu, bu değişmez. Yani mol sayısı X pardon Z büyüktür. X yani bu sorunun tamamı da bu şekildedir. Ortalama kinetik enerji demiş. Bunlar zaten aynı sıcakta açtığınızda sıcaklıkları eşit olacağı için ortalama kinetik enerjiyle Leri de eşit olur. Bu durumda cevap 2 ve 3. Yani E olur. Yedinci sorumuzda diyor ki şekildeki musluk açıldığında elastik balonun basıncı bir atmosfer olmaktadır. Buna göre son durumda sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Belirtilen koşullarda ideal azot hidrojen gazlarının tepki vermediği düşünülecektir diye de bilgi vermiş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Son, Elastik balonun son basıncı 1 atmosfer olursa o zaman e, dışarıdaki basıncımız 1 atmosferdir. Çünkü elastik balonda pistonlu kaplarda basınç hiçbir zaman değişmez. Yani ilk durumda da son durumda da e, bu balonun basıncı 1 atmosfer. Yani başlangıçta da 1 atmosfer. Yani dış basınç 1 atmosferdir ifadesi doğrudur. B şıkkına baktığımızda azot gazının molü hidrojen gazının molünden büyüktür. Gaz sorularında mol verilmemişse şöyle yapıyoruz basınç hacim çarpımını mol olarak alabiliriz. Sıcaklıklar da eşit olmadı. Baktık. O zaman 1 çarpı 1'den burası 1 mol ise 3 çarpı 2'den burası 6 mol yapar. O zaman ikinci ifademiz de doğru. Elastik balonun hacmi 5 litredir denilmiş. Şimdi şöyle yapacağız. Gazların karışımında P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son. İlk durumda hidrojenin basıncı 1. Hacmi 1. İkinci kapta 3'e 2 eşittir. Son basıncımız 1 olur. Az önce de belirttiğimiz gibi. Peki son hacmimiz kaç olur? Burası 1, burası da 6 o zaman. Son hacmimiz 7 litre olacaktır. Zaten cam balonun hacmi 2 litre. Yani burası değişmez. O zaman bu durumda elastik balonun hacmi de 5 litre olacak. 5, 2 daha 7. D şıkkına baktığımızda hidrojenin basıncı bir atmosferdir diyor. Bakın arkadaşlar hidrojenin başlangıç basıncı bir atmosfer. Ama son basıncı için şöyle yapabiliriz. P1 V1 eşittir. P son ve son. İlk basıncı 1. Hacmi 1. Son basıncı kaç olur? Son hacmimiz 7 litre olursa o zaman buradan son basıncı hidrojenin 1 bölü 7 çıkar. O zaman burası yanlıştır. Aynı işlemi azot içinde yaparsak şu formülü kullanacağız. İlk basıncı 3 ilk hacmi 2 Ayı bal soğan basıncı kaç olur? Hacmemiz 7 litre Olsa evet burası 6 yapar. 7'yi de karşı attınız. 6 bölü 7 olacaktır. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Burada cevap değişik olacaktır.